Merhaba arkadaşlar. Şimdi çok yağmur yağıyordu. Biz de burada bir bisikletçi bulduk. Oraya sığınalım dedik. Ve şansımıza bisikletçi de memleketlimiz çıktı. Aydınlı. İsmi Ulus. 6 yıldır burada yaşamış. Onunla beraber işte burada yani kilometre sayacımı unutmuştum Ankara'da. Onu almak için girdiğimizde dedim abi işte İngilizce konuşurken bir anda babamla Türkçe konuştuğumuzu duydu ve dedi abi yaparız ya sen ne kadar istiyorsan o kadar fiyata sana verebilirim dedi. Şöyle göstereyim size. Sen Fritzen. Fritzen bisiklet demek Hollanda'ca. Burada bir sürü bisiklet satıyor ve yaklaşık bütün bisikletler yani hatta şunu söyleyebilirim %95'i bisikletlerin şu tipte. Şöyle Hollanda tipi. Böyle tutma yerleri falan biraz daha değişik. Böyle elektrikli bisikletler. Çok fazla bisiklet satıyor. Çok fazla bisikletçisi var. Ben de buradan birkaç eksik malzememi temin ettim. Mesela zincir yağımı unutmuştum. Bir de kilometre sayacımı unutmuştum. Onu taktılar. Hem uygun fiyata taktı. Türk olduğumuzu duyunca. İşte bu tür yerlerde Türkler çok fazla, yani çok fazla Türk tanıyoruz. Yani şansımıza ulusal da karşımıza çıktı burada. Şu anda biz Harlem'e doğru gidiyoruz. Daha video çekmeye yeni başlayabildim. Çünkü dün küçük aksaklıklar oldu. Bisikletleri kuramadık falan. Bisikletleri tekrar bisikletçiye götürmek zorunda kaldık. Birkaç tane sıkıntımız çıktı. Şöyle göstermek istiyorum. İşte burada benimki var. Bu Ulus abinin arabası. Arkada çantalarım ve işte yeni taktirdim. Burada babamın bisikleti var. Onun da çantası burada. Burası çok büyük bir yer. Burası kendinin karısı için açtığı bir eşya dükkanı. Ya burada daha önce de bana söylediği şeyler vardı. Kendisi daha uygun satıyor Türkiye'den bisikletleri ve eğer bana bisiklet tekrar almak istersen dedi buradan sana bisiklet yollayabilirim dedi. Çünkü hem daha uygun fiyata gelecek hem de ben sana buradan istediğim bisikletin modelini daha rahat bulurum dedi. İşte böyle bisikletler var görüyorsunuz. Ulus abinin bisikletçisinin ismi bu. Sam Fitz'in internet sitesi. Şöyle göstereyim yolu. Biz bisiklet yollarından geldik buraya kadar ve Tolan'ın her yerinde bisiklet yolu var. Bugün Alkmaar'a kadar gitmeyi planlıyoruz. Alkmaar'a gittikten sonra da orada kalacağız ya da Horn'a geçebiliriz. Çünkü Alkmaar buradan yaklaşık 34 kilometre. Oradan sonra ismini telaffuz edemediğim bir şehir var. O küçük bir şehir. Orası bir 17 kilometre daha fazla. Ama büyük ihtimalle ilk gece buralarda kalacağız. Bir 34, bir 40-50 kilometre falan sonra. Şu anda geldiğimiz bir 20 kilometre falan oldu. İşte bu zamana kadar ölçemedim ben kilometremi. Şimdi ölçmeye başlayacağım. Ve her gün Instagram sayfamda bunları paylaşacağım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Hava çok güzel. Ne çok sıcak ne çok soğuk. Tek sorun biraz yağmur. O yüzden sesimi biraz zor duyuyorsunuzdur. Bağırmak zorunda kalıyorum o yüzden. İşte otoyolun yanından gidiyoruz şu anda. Otoyolun yanında bisiklet yolu var. İnanılmaz bir şey yani bence. Çünkü Türkiye'de çok fazla bisikletli, çok fazla bisiklet olmamasına rağmen neredeyse yok denecek kadar az bisiklet yolları. Biraz sallanıyor. Çünkü kaskımı oturtamadım. Tamam şu an sabitledi. Şu kaskımı bir yapacağım. Biraz yollaştırmış. Tamamdır. Devam edebiliriz. Gördüğünüz üzere şimdi bisiklet bir işareti göreceksiniz. Buradan karşıya gideceğiz. Araba gelmiyor. Evet. Geçebiliriz. Evet, o kanalın devamı. Tek sorun çok fazla rüzgar var. Onun dışında yağmur yağdığı zamanlarda duruyoruz, bekliyoruz bir yerlerde. Biraz önce size bahsettiğim o Ulus abinin dükkanında durduk. Kendisi çok iyi bir insan, çok yardımsever. Bana sayacımı ve zincir yağımı çok ucuz fiyatlara verdi. Kendisiyle fotoğrafımı da Instagram'da paylaşacağım.
Evet, gördüğünüz üzere çok büyük bir kanal. Ve bisiklet için ayrı köprü yapmışlar. Şöyle gösteremedim ama genelde kanalların üstünde de evler var ve orada da insanlar yaşıyor. O benim çok garibime ve çok hoşuma gitti. Neden garipsedim? Çünkü hani bir kanalın üstünde hiç yaşanabileceğini düşünmüyordum. Sadece tekneler olur diye düşünüyordum. Fakat insanların orada da yaşadığını öğrenince çok hoşuma gitti. Yani ben de Amsterdam'da yaşasam öyle bir yerde yaşamak istedim. Evet arkadaşlar, şu anda Alkmaar'a 4 kilometre kaldı. 42 kilometre gösteriyor benim sayacım. Bu sayacı aldıktan beri. Sayacı alana kadar da bir 20 kilometre yapmıştık. Buraya gelene kadar iki tane köyün içinden geçtik ve çok güzel köylerdi. Oraları gösteremedim çünkü kaskım yanımda değildi. Babamdaydı. Ve yani adamlar yeni bisiklet yolları olmasına rağmen yeni bisiklet yollarını ve bisiklet yollarını daha da güzelleştirmeyi ihmal etmiyor. Buraya gelene kadar iki tane yol çalışması vardı bisiklet yolunda. Karşıdaki yoldan gitmek zorunda kaldık. Böyle bakın, şurada değişik bir bisiklet var. İnsanlarda %90-95'inde genellikle Hollanda tipi bisiklet var. O Hollanda tipi bisikleti de bir ara göstereceğim, anlatacağım size. Şu anda duramıyoruz çünkü durmadan seyahat ediyoruz. Ya da birinde görürsek gösteririm size. Çünkü hem rahat hem de ucuz bir bisiklet. O Hollanda tipi bisiklet. Şeyler var. Bize dayanacak, evet. Bize dayandı. İnsanların geçtiği yaya geçidiyle bisikletlerin geçtiği yer farklı, ayrılmış. Şöyle göstereyim. Burası hem eski hem yeni. Evet, Alkmaar'a yaklaştığımızı anlıyorum çünkü gittikçe restoranlar, mağazalar artıyor. Burası dondurmacı galiba. Evet. Biz buradan düz devam edeceğiz. Şöyle solumuza bakalım. Böyle ormanların içinden çok sık geçtik. Size ilk defa gösteriyorum sanırım. Burada bisiklet sürmek Amsterdam'da bisiklet sürmekten çok daha güzel ve eğlenceli. Çünkü Amsterdam inanılmaz kalabalık olduğu için bisiklet sürenlerle beraber, yani ben açıkçası korkuyordum Amsterdam'da nasıl bisiklet süreceğime dair. Çünkü yanımızdan bir anda 8-10 tane bisiklet çok hızlı şekilde geçebiliyor. Ve onlar o kadar alışık oldukları için böyle bazıları tek elini bırakarak geçiyor. Bazıları trafiğe hiç şey yapmadan, beklemeden katılıyor. O kadar alışıklar ki. Yani biz onlara bayağı çok yabancı geliyoruz ve turist olarak gelenler, yani Hollandalıların en büyük şikayeti, Amsterdam'ın en büyük şikayeti, turist olarak gelenlerin bisiklet kullanmaya çalışmaları. Biz yine bisiklet kullanmayı bazı belli başlı kuralları bildiğimiz için yine daha iyiydik ama pazar günleri bazı yolları kapatıyorlar ve onları da bisiklet kullanıyorlarmış Amsterdamlılar. Ama turistler de yazın gelince Amsterdamlıların kabusu oluyor diyorlar. Çünkü bilip bilmeyen herkes bisiklet kullanmaya çalıştığı için bu şekilde trafik akışıyor ve Amsterdamlılar da rahat bisiklet kullanamıyor. Evet, sanırım Alkmaar'a geldik. Çünkü benim sayacım 4 kilometreyi tamamladı. Yani umarım gelmişizdir çünkü ben yoruldum birazcık. Sabahtan beri çeviriyoruz. 65 kilometre kadar.